İyi günler. Bu videomuzda son dönemlerdeki salgına karşı vücudumuzu nasıl hazırlarız, nasıl immün sistemimizi kuvvetlendiririz, daha doğrusu ben nasıl kuvvetlendirmeye çalışıyorum, onu anlatmaya çalışacağım sizlere. Tabii bunları yapmadan önce doktor arkadaşlarımla görüşmelerim sonucunda ve hemen akabinde yaklaşık bir ay önce yaptırdığım bir kan testim vardı benim. Ondan da yola çıkarak işte vücudumun ihtiyacı olan vitaminleri ve nasıl beslenmem gerektiğini arkadaşlarımla konuşarak karar verdik. Onların da desteğiyle bu beslenme ve immün sistemini kuvvetlendirme rutinine geçtim. Öyle diyeyim sizlere. Yani kafama göre ben şunu alayım, bunu alayım, internette şunu okudum gibi davranmadım. İlk önce tahlilimi yaptırdım. Daha sonra da doktor arkadaşlarımın tavsiyesiyle bu diyet mi diyelim, bakım mı diyelim bunu oluşturdum. Öncelikle sabah kalktığım zaman balık yağı içiyorum. Kahvaltıdan sonra sağlam bir kahvaltı yapıyorum. Daha sonra da balık yağı ile güne başlıyorum. Balık yağı omega ihtiyacımı bununla karşılıyorum. Tabi haftada iki kere balık yemeği de ihmal etmiyorum. Bağırsaklar önemli. Yaklaşık kahvaltıdan bir saat sonra böyle bir kefir tüketiyorum. Kefir probiyotik yani canlı bakterilerin olduğu ve bağırsaklarımızın florasını düzenleyen bir bakteri türü. Biliyorsunuz ki bağışıklık sistemini destekleyen en önemli organlardan bir tanesi bağırsaklarımız. Çünkü emilimi çok önemli. Aldığımız bütün yiyecekler, gıdalar falan en son biliyorsunuz bağırsaklarda emilimi yapılıyor. Yoksa bağırsaklarımız iyi olmadığı zaman faydalı birçok şeyi vücudumuz almadan atmış oluyor. Bu yüzden de kefir kesinlikle tavsiye ediyorum. Bunun için doktor tavsiyesine falan gerek yok. Bunu günlük hem sabah kahvaltıdan bir saat sonra hem de akşam 8-9 gibi bir tane daha. Bundan iki tane içiyorum günde. Öyle diyeyim size. Gerçekten de faydasını görüyorum. Yani bayağı bir değiştim. Daha sonra saat 12 gibi yani öğle yemeğinden sonra daha doğrusu multivitamin alıyorum. İki tane multivitamin görüyorsunuz. Birisi Pharmaton. Herkesin bildiği. 50 yaş üzeri. Ben 50 yaş üzeri değilim ama bunu almamın sebebi omega 3 var diye 50 yaş üzeri almıştım. Fakat balık yağı kullanmaya başladıktan sonra omega 3'e ihtiyacımı zaten balık yağından alıyordum. Buna gerek kalmadı. Dekabite geçtim. Dekabite geçmemin sebebi şu. Tamamen ücretsel bir fark. Çünkü Pharmaton'un 30 kapsülü yaklaşık 90 lira. Dekavitin ise 60 kapsülü 25-28, 25-30 lira arası. Yani 3 kat değil 6 kat fark var. Arada fiyat farkı var. İçeriklerine baktım. İçeriklerini incelediğimde Pharmaton'un içindeki her şey Dekavit'te fazlasıyla var. Oransal olarak da fazla. Bir tek selenyum yok Dekavit'te. Selenyum da zaten yumurtadan ya da süt ürünlerinden alabiliyorsunuz. Bu da çok önemli değil. Hatta bunda mangan var. Pharmaton'da mangan yoktu. O yüzden de ben Dekavit'e geçtim. Yani bunu da öğle yemeğinden sonra günde bir tane tablet olmak üzere alıyorum. Pharmaton'u bıraktım. Daha sonra saat 3 gibi falan D vitamini alıyorum. D3 vitamini. D3 diye bir damla var. Bunu da diyeceksiniz bunun içinde D vitamini vardı. Multi vitaminin içeriğini de hızlıca söyleyeyim. A, B1, B2, B6, B12, C, D2, E, biyotin, kalsiyum, folik asit, nikotinamit, kalsiyum, demir, magnezyum, fosfat, bakır, mangan, çinko. Bunda D2 vitamini vardı. Neden bir daha D3 vitamini alıyorsun? D2 vitamini ve D3 vitamini farklı vitaminler. İkisi de D vitamini türevi ama birisi sadece meyve ve sebzelerde bulunan. Etkisi D3'e göre çok daha az olan, raf ömrü de az olan bir vitamin D2 vitamini. Özellikle kemiklere karşı da 2,5 kat D3 vitamini daha etkili, daha destekleyici. Çözülümü de 500 kat daha fazla D3 vitamininin sentezi.
Bu nedenle bunu araştırdım, aradaki farkı öğrendim. Ekstradan D3 vitamini, zaten kan tahlilindeki D vitamini seviyesine göre de D3 vitaminini almaya karar verdik. Bu D3 vitaminini nasıl kullanıyorum? İşte öğleden sonra 2-3 gibi ağzıma direkt 20 damla, dozajını doktor arkadaşım ayarladı. 20 damla kullanıyorum günde. Buna direkt yağ gibi bir şey zaten. Ya da bir, eğer tadı hoşunuza gitmezse, bir ekmek parçasına 20 damla damlatıp direkt ağzınıza atıp yutabilirsiniz. Tabi aralarda maydanoz, dereotu, tere gibi yeşillikler de yiyorum. Çünkü bunlar gerçekten de ciğer ve solunum yolunu temizleyen, rahatlatan yeşillikler, takviyeler. Bunları ihmal etmiyorum. Daha sonra akşam oluyor, saat 8 gibi bumca solüsyonu kullanıyorum. Bunu bir ufak bir çay bardağı, su dolusu çay bardağına 30 damla damlatıp bir bardak da bundan içiyorum. Bu gerçekten de immün sistemi destekleyici, kuvvetlendirici bir bitkisel bir ilaç. İlaç da demeyeyim de bir ağacın kökünün ekstresi. Normalde de grip ya da nezle olacağım zaman, genzim yanmaya başladığı zaman hemen bundan bir formül yapıyordum. İçtikten sonra hiçbir şeyim kalmıyordu. Çok etkili gerçekten de. Bunu tavsiye ediyorum. Bu da Abdü İbrahimgil tarafından ithal ediliyor yurt dışından. İthal bir ürün. O yüzden de pahalı. Aslında çok pahalı bir şey olmaması gerekiyor ama ithal üründen ne yazık ki ülkemize çok pahalıya geliyor. Eğer bir kırgınlık hissedersem Aferin Sinüs, Minoset ya da Katerin gibi parasetamol içeren ilaçlar kullanıyorum. Nurofen gibi ilaçlar kullanmıyorum. Bunu her gün kullanmıyorum tabii. Bunu sadece kendimi kötü hissediyormuş gibi olduğum zaman, işte boğazımda falan bir yanma falan hissettiğim zaman bundan alıyorum. Ama bunda ne olur ne olmaz diye evimde tabii hazır tutuyorum. Bu da lavanta yağı. Bunu da yatmadan önce yastığımın çeşitli dört bir köşesine damlatıyorum. Bu tabii yattığınız zaman kokusu geliyor burnunuza. Çok rahatlatıcı, ferahlatıcı bir kokusu var. Bu da üst solunum yollarını gerçekten rahatlatıyor, açıyor. Daha rahat nefes aldığınızı hissediyorsunuz. Bunu da o yüzden kullanıyorum. Güzel bir ürün. Bunu normalde de üşüttüğüm zaman, hasta olduğum zamanlar yastığıma damlatarak kullanıyordum. Daha önce de söylediğim gibi kesinlikle bu ürünleri, yani kefiri alabilirsiniz. Ona bir şey demiyorum. Omucayı da alabilirsiniz. Multivitamin de kullanabilirsiniz. Ama işte parasetamollü, D vitaminliydi. D vitaminliydi. Bunları kendi kafanıza göre almayın. Tabi balık yağını alabilirsiniz. Bu takviye vitaminler. Kefir her gün için zaten normalde de içmeniz öneriliyor uzmanlar tarafından. Multivitamin kullanabilirsiniz. Ama D vitaminini ve parasetamol ilaçları doktor tavsiyesi olmadan kullanmamanızı öneriyorum. Ben çünkü doktor arkadaşlarımla görüşerek bu sonuca vardım. O yüzden kullanıyorum. Gerçekten de kendi kafama göre, işte internetten araştırdığım, sağdan soldan duyduğum şeylerle kullanmıyorum. Zaten bunu da size kendim tavsiye edemem, şu kadar kullanın, bu kadar kullanın diye. Herkesin D vitamini seviyesi farklı. Çünkü D vitaminini fazla aldığınız zaman böbreklerinizde taşa bile sebep olabiliyor. Böbrek taşı bile yapabiliyor. Yani fazlası zararlı. Fazlasını vücut atmıyor. C vitamininin fazlasını atıyor ama D vitaminini depoluyor. Bu da vücudunuzda fazla geldiği zaman bazı hasarlara ve hastalıklara sebep olabiliyor. O yüzden D vitamini kullanımı gerçekten çok önemli. Daha önce de söylediğim gibi en doğru yol, imkanınız varsa önce bir kan tahlili yaptırarak vücudunuzdaki vitamin seviyelerini tespit ettirip hangileri eksik, hangilerinden ne kadar var, hangi dozajda almanız gerektiğini doktor tavsiyesiyle kullanmanız en doğru yol olacaktır. Ben günlük yaşantımda rutin haline getirdiğim şeyleri sizinle paylaşmak istedim. Umarım bir faydası olmuştur. Tabii herkesin kendine göre bir programı oluştu şu dönemde. Tabii sağlığımızı öncelikle ihmal etmemek için yediklerimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Öncelik bu. Daha sonra takviye gıdalarla, takviye vitaminlerle
immün sistemini, bağışıklık sistemini de daha güçlendirmemiz mümkün. Çünkü bu hastalığa kapılmadan önce vücudumuzu hazırladığımız zaman hafif atlatabiliyoruz. Yoksa ölümcül sebeplere yol açabiliyor. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı günler diliyorum. İyi günler.